Evet sayın seyirciler, Nusret Durur'la Bölgenin Sesi programı bütün Türkiye'de olmaya devam ediyoruz. Zaman zaman programlarımızı takip edenler bilir. Bir gün Kars'tayız, bir gün Ağrı'dayız, bir gün Erzurum'dayız, bir gün Yalova'dayız, bir gün Bursa'dayız, İstanbul'dayız. Zaman zaman bütün Türkiye'de böyle hemşeri derneklerimizin programlarını, genellikle iş insanları, onların sesi ve kulağı olmaya çalışıyoruz. Siyasetçiler, bakan, milletvekili, bürokrat, iş insanlarını ekranlara taşıyoruz ve kamuoyunda buluşturuyoruz. Hatta Filiz Hanım hatırlar belki, bundan o pandemi süresinde çok kullandık Zoom programını. İşte Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı İsrafil Bey, Artvin milletvekillerimiz, Konya milletvekillerimiz, zaman zaman iş adamları İstanbul'dan, Bursa'dan katılıyordular. Böyle bir programımız devam ediyordu. Bugün de çok değerli hanımefendiler, işlerinde başarılı, güçlü hanımefendiler, canlı yayın konuğum. Tek başkanım ben sizden sizi tanıyalım diyorum. Sonra da yaptığınız işi anlattıracağım ben size. İsterseniz hem sizi ekranları başında izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Hem de sonra tanıdıktan sonra siz kendini tanıttıktan sonra da tekrar biz size bir daha döneceğiz ve ne iş yaptığınızı kamuoyuna siz kendi ağzınızdan açıklayın. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Ben Artvin'de, merkezde mali müşavir olarak hizmet vermekteyim. Muhasebeciyim hem de. Buradan heyecanlanarak başlamak istiyorum, hem de üzgün olarak. Çünkü 6 Şubat'ta yaşadığımız bu deprem felaketinden sonra inanın ki kendimize gelemedik. Pandemi süreci, bu deprem felaketi hepimiz çok içten acılar hissettik. Halen daha da o acıları yaşamaktayız. Oradaki kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, yani bütün insanlar bizim için önemli. Elimizden gelen katkıyı da sunmaya çalıştık ama ateş düştüğü yeri yaktığı gibi biz de yaktı ama bir nebze de olsa biz buna katkıda bulunmaya çalıştık. Dün de hatta bir program vardı. Sen de sofraya bir tas çorba koy programıyla dün katıldık. Biz de yine bir tas çorba koyalım diye katkılarımızı sunduk. Bu bizi çok derinden etkiledi. Bugün iyiyiz ama yarın yine iyi olmak istiyoruz. O yüzden biz hep beraber birlik olmalıyız. Bütün insanlar, özellikle kadınlar güçlü olmalı. Ben de buna inanarak 30 yıldır neredeyse mali müşavirlik hizmetini devam ettirmekteyim. Ticaret erbabı, iş insanlarına bir nebze de hem piyasaya hem devlete katkı sunma amaçlı. Biz de elimizden geleni vergisel boyutta katkı sunmaktayız. Zaman zaman siyaset yapmaktayım. Zaman zaman dernek faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktaydım. Yani bilemiyorum, isterseniz soru cevap yapabilirsiniz. İki Olur. çocuğum var. Evet, evlisiniz, iki çocuğunuz var. Bir lisede böyle büyüttük onları. Yine işin kadını olarak serbest meslekle uğraşmaktayım. Tamam. Teşekkür ediyorum başkanım. Devam edeceğiz. Nürden Özer Evet, hanımefendi. sağ olun. Nürden Özer hanımefendi Hopa'dan programımıza katılıyor. Artvin Evet. Hopa'dan. Tabii ben Artvin deyince Hopa biliyorsunuz Batum ve Gürcistan'ın sınır ilçesi gibi. Çünkü Artvin'in kapısı dünyaya oradan açılıyor. Hopa'dan açılıyor. Hopa'da güçlü bir iş kadını Nurdan Özer hanımefendi. Sağ olsun bizim de kırmadı programımıza konuk oldu. Nurdan Hanım şimdi isterseniz önce bir sizi tanıyalım ve sonunda da hemen peşine de ne iş yaptığınızı, yaptığınız işi bir anlatın isterseniz. Ekranları başındaki insanlar, izleyiciler, takipçiler de duysun. Evet, tekrardan merhaba tüm arkadaşlarıma ve size Nusret Bey. Evet, Artvin Nopa ilçesinde Hedef ismi altında firmamda hizmet veriyorum. Öncelikle ilk işim olarak Hedef Sürücü Kursu olarak başladım işe. İkinci sektörüm Hedef Speed Studio olarak ikinci sektörüme devam ettim.
Şu anda da üçüncü sektör olarak psikoteknik merkezi üzerinde bir çalışma yapıyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğim. Evet. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyim. Çok Şöyle teşekkür ederim. Hopa'da 23 yıldır bir çalışma hayatım var ve Hopa halkına elimden geldiğince hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii asıl amacımız belirli hizmet verirken de birçok insana iş kollarında destek vermek, ön ayak olmak. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ve çalışma hayatımıza elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Zor şartlarda olsa da. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hemen Bursa'dan katılan değerli konuğumuz var. Zeynep Sağlam hanımefendi. Kendisi genç bir kardeşimiz. Hem programımıza hoş geldin diyelim. Sağ olsun, o da katıldı, kırmadı bizi programımıza. Neler söyleyeceksiniz? Hem sizi bir tanıyalım, hem de şu an yapmış olduğun işle ilgili düşüncelerinizi alalım. Öncelikle böyle bir programa katılmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda, diğer arkadaşlara da, sizlere de. Zeynep Sağlam ben. 15 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Güvenlik olarak ayrıca proje sorumlusuyum. Onun haricinde de bağlı bulunmuş olduğumuz sendikada kadın komite başkanıyım. Elimizden geldiğince güvenlik camiasında tanıdığımız insanlara falan yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşimizi de yapıyoruz. Dilek Hanım'ın da söylediği gibi deprem olayı bizleri çok derinden üzdü. Bizler burada elimizden geleni gidemesek de yakın arkadaşlarımız birebir gittiler. Bizler de buradan elimizden geldiğince maddi manevi desteklerimizi yapmaya çalıştık. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına olsun. Hani insanların o anki atmosferlerde göstermiş olduğu yardımları, canla başla çalışmaları bir Türk vatandaşı olarak bunları hakikaten gurur verici bir şekilde izledik. Yine halen daha bunlara devam ediyoruz. Ekstradan görevlere ücretsiz bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah'ım bir daha böyle şeyleri yaşatmasın bizlere. Dediğim gibi 15 yıldır Bursa'dayım ama Artvinli olmaktan gurur duyuyorum. Artvin diye bir isim geçince bir dönüp bakıyorum. Artvin'i seviyorum, insanlarını seviyorum. Artvin güzel bir memleket. Artvinli olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hemen şurada Nursel Hanım katıldı programımıza. Yalnız Nursel Hanım, şöyle söyleyeyim. Böyle ekrana biraz kendini alırsan biz seni pek göremiyoruz. Tamam. Şöyle görelim. Nursel Hanım, kendisini sana diyorum, kendisini hem tanıtsın, Malatyalı ama işte Bursa'da oturuyor. Kendisi de bir devlet kurumunda çalışıyor, mücadele veriyor. Bir kendisini tanıyalım, ondan sonra da yaptığı işi de kendisi anlatsın. Buyurun. Öncelikle kusura bakmayın, hazırlanamadığım için çocuğum rahatsızdı. Açıkçası size söz vermiştim ama son anda çocuğun rahatsızlığından dolayı unutmuştum. O yüzden tam hazırlanamadım, kusura bakmayın. Özellikle hani bu platformda olmaktan gurur duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Çalışan bir anneyim, iki tane çocuğum var. 2017'de Bursa'ya geldim. Bursa'da ilk tayin yerim uzun bir aradan sonra. İlk Artvinlilerle tanıştım. Artvinlilerle tanıdım Bursa'yı. Çok desteklerini gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Nusret Bey de dahil. Ben de iki çocuk sahibiyim. Hemşireyim. Ayrıca ekstra olarak alternatif tıp bazı farklı iş dallarında sertifikalar aldım. Hacamat, sülük, alternatif tıp üzerine çalışıyorum. Evli değilim. 4 yıl oldu. Yolları ayırdık. Çalışırken de gerçekten iş hayatında gerçekten anne olarak yükümüzü iki kat hissettim. Pandemide özellikle sağlık personeli olarak inanılmaz derecede zorlandık. Dediğiniz gibi bu deprem üzerine COVID'in gerçekten büyük bir felaket. Malatyalıyım. 6 saat önce semestrede tatilde o topraktan çıktım. Deprem oldu. Ben yola çıkmıştım. Ama bütün ailem Malatya'ya sığındı. 1,5 aydır dediğiniz gibi insanlar canla başla o desteğini yaşadım. Bütün ailemi sırayla yerleştirdik. Bir sürü ev açtık. Ev yerleştirdik. Sırtımızda 1,5 ay boyunca eşya taşıdık. Yorulduk. O yüzden çocuklar da Bağlı. kalabalıktan dolayı sanırım, salgın hastalıktan dolayı
rahatsızlandılar. Yine de çok şükür. Yani bir can kaybımız olmadı bizim. Ama kimsenin evi kalmadı. Yani medyada göründüğü gibi değil. Gerçekten oturulacak bir tane daha ev kalmadı oralarda. Ve insanlar buraya geldi. Yeniden tutunmaya çabaladı. Ya o travmalarını, ya her hayattan bir ayrı bir kitap çıkar. Yaşadım, birebir gördüm. Bu yıllarla birlikte de çalıştık, işe devam ettik. Bu şekilde bu kadar söyleyeceğim. Çok Yine teşekkür, söz çok çok gelince teşekkür yine ederim. söylemek istedim. Söylerim. Çok teşekkür ederim. Mevzu şeyden açıldığı için söyleyeyim ben size. Deprem, madem deprem, ben geçen gün bir program yapmıştım. Rize'de İspirli Hanımlar canlı yayın konuldu. Tabii ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle orada bir şey söyledim. Onu da tekrar burada söylemek istiyorum. Tabii 50 bin insanımızın can verdiği, enkazların altında can verdiği o felakette genç kadınlarımız, kızlarımız, annelerimiz, bacılarımız o enkazların altında can verdi. O 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde göremedik. Ama ben orada şunu söylemiştim. Allah cennetinde, inşallah onları cennetinde ağırlar demiştim. Yakınlarına da ve Türk halkının da başı sağ olsun. Allah sağlık versin. Tabii ki bu işler insanoğlu çok değişik felaketlerle karşı karşıya geliyor zaman zaman. Ama hani bir türkü var. Emir büyüktür diyor ya. Emir büyük yerden olduğu zaman hiçbir şey yapılamıyor. Yani demek ki o kadar insanın can verdiği, bir enkaz altında can verdiği, o felaketle ilgili de çok fazla da bir şey konuşamıyoruz yani insan olarak. Onun için kalanlara ve Türk halkının başı sağ olsun diyorum. Evet, değerli bir sanatçımız, program konuğumuz. Kendisi kırmadı. Kendisini ben de çok yakından seviyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Belki siz olayı şöyle değerlendirin. Ben bir televizyoncuyum. Filiz Hanım sanatçı. Birçok sosyal ve kültürel etkinlikte birlikte programda oluyoruz. En son Eski Yusuf Eli'nde de bir program yapılmıştı. Filiz Hanım. Filiz Hanım, sizi şöyle bir tanışsın izleyicilerimiz kendi ağzınızdan. Sizi Evet. tanıyalım. Ondan sonra da az da olsa, ben çok tulumun çalınmasından şey istemiyorum ama az da olsa şu programda bir sanatçı olarak o tulumdan da bir şeyler dinlemek isteriz. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun, depremzedelere başları sağ olsun. Hanımefendiyi dinleyince yani kendimi şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. 14 senedir müzisyenim. Bir depreme de ufak değinmek isterim müsaade ederseniz. İnanın burada yani biz de bir şey yapamamanın verdiği, hele ben şimdi müzisyenim bazen dedim acaba ya hiçbir şey yapamıyoruz, çaresiz kaldık. Ne bileyim bir kan vermeye gittim. Bu arada Türk halkının dayanışması efsaneydi. Birinci gidişimde spor salonunda korkunç bir kuyruk vardı Kartal'da kan vermek için gittiğimde. Olmadı, sıra gelmedi. 2 gün sonra tekrar gittim, yine veremedim. 15 gün sonra gelin dedi. Full dolmuş kan kapasitesi. Yani ne bileyim koruyucu aileliğe başvurdum. Yani kendimi o kadar çaresiz hissettim ki bir şey yapmak istiyor insan bu durumda. Koruyucu aileye başvurdum. Doğru dürüst bir gelir gösteremedim, reddedildim. Yani müzisyen olduğumuz için bizim standart bir gelirimiz olmuyor. Ne bileyim hani maddi destek vermeye çalıştık. DC yolladık Maltepe Belediye'miz aracılığıyla. Biz de buradan bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii yani çok zor bir durum. Yaşayan daha iyi biliyor. Üzücü bir şey ülkemiz açısından. Gelelim müzisyenlere. Müzisyenler eğlence sektöründe meslek yap yani müzik işi yaptığımız için gerçekten herhangi bir deprem, işte şehitler, bütün kötü olaylarda biz de sanat, çünkü duyguyla sanatımızı icra ediyoruz. Hani bazen mecbur kalsak da, hani bir düğün işi olsa, bir şey olsa da inanın o kadar
rol yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok duygularımızla hareket eden insanlarız. Yani Türkiye'nin bu çok fazla hareketli, olumlu olumsuz inan bizim sanata ve müzik hayatına çok yansıyor. Bu anlamda biraz yorucu ve zor geçiyor ama sonra diyorum bizim de bu dünyanın bir rengiyiz diyorum. Herhalde bizim de bir görevimiz bu insanlara mutluluk vermek, onların yüzlerini güldürmek. Belki bu depresyonlarına, sıkıntılarına bir nebze de olsa müziğimizle onları mutlu ediyorsak bu bizim için herhalde bu da bizim manevi görevimiz deyip bir şekilde kendimizi teselli ediyoruz. Geçen Filiz Hanım, özür dilerim sözünü kestim. Buyurun. Geçen iki canlı yayında ben bir aşı programa bağladım. Biliyorsun aşı işte hatta bizim Türüt'ün bir şeyi var. Depremle ilgili türküsü var. İşte 99 depreminde ilgili söylemiş olduğu bir türkü vardı. Orada bir aşık bağladım programa, canlı yayına Çay TV'de. Tabii o işte Kahramanmaraş'tan bir ses geldi. İşte şurada türküler, yani bazen şu oluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizi böyle savaş esnasında, işte böyle depremlerde, şun gibi anlarda o kahramanlık, o içini insanların, aşıkların da o süreçte insanlara çok daha böyle güç verdiği bir dönem oluyor. Yani demin söylediğiniz gibi sanat başka bir şey ya. Sanat böylesin. Yani artık bizim manevi inşallah ben o Nursel Hanım'dı değil mi? Yanlış telaffuz etmeyeyim. Evet, Nursel Hanım, Tekrar evet. geçmiş olsun diliyorum canı gönülden. Teşekkür ederim. İnşallah kendinizi yalnız hissetmemişsinizdir. Yok. Yani ben Türk halkı o anlamda çok manevi ya müthiş gözlerim doldu. Yani o kuyrukları falan görünce maneviyatı yani ülkemi gerçekten çok seviyorum. İnsanımız gerçekten mükemmel. İnşallah sizler de kendinizi yalnız hissetmemişsinizdir diye. Yok. Şöyle söyleyeyim. Nurdene Özer hanımefendi kendini tanıttı. Şimdi işle ilgili bir güçlü hanım olmak, güçlü bayan olmak, iş kadını olmak, toplumda saygınlık ortamını koymak. Yani şöyle biraz önce söylediklerini ben onu dinledim de. Yani güçlü kadın olmak, fakir fukaraya destek olmak dedi. Ve bunlarla ilgili Evet. konuşuyordun. İstersen burayı bir konuşalım. Sizden bir dinleyelim bunu. Nusret Bey, yani öncelikle bir ay öncesinden yaşadığımız felaketle ilgili ben bu konuya çok fazla değinemedim. Evet, hepimiz çok zor günlerden geçtik. Çok zor şeyler yaşadık. O dönemde bayağı bir yıprandık. Halen daha bunun sıkıntıları sürüyor. Ama benim konuya değindiğim detay şuydu. Yani insanlar evet zor günler geçirdiğinde herkes elinden geldiğini yaptığına ben inanıyorum. Bir o kadar da çok insanın da şov yaptığına inanıyorum açıkçası. Yani insanların iyi gününde kötü gününde kazanan bir insanın fakirin yanında olması çok daha güzel bir şey veya yaptığı yardımları gizli tutması. İşte demin de bahsettiğim gibi işte o tırını gönderdi ben de tırımı göndereyim. O şu koliyi gönderdi ben de kolimi çekeyim. Bunlar hoş şeyler değildi. Bana göre çok şov gibi geldi. Ama tabii ki sonuçta yapılan yardımlar yapıldı mı yapıldı. Yerlerine illaki ulaştı. Ama ben her zaman şunu diyorum. Çalışma ortamındayken, insanlar çalışırken, güçlüyken, para kazanırken bunu paylaşmalı ve ihtiyacı olan insanların her zaman yanımda olmalı. Benim bakış açım bu ve elimden geldiğince de bunu yapmaya çalışıyorum Nusret Bey. Anladım. Yani meselelere şunu bakmak lazım. Biraz önce Evet. Dilek Başkanım da söyledi. Ekonomi özgürlüğü olmayan bir kadının kendini biraz daha güçsüz hissediyor. Ne kadar eşinin veya zengin olması veyahut da parası olması onu çok da fazla mutlu etmiyor mu başkanım? Onu mu söylemek istemiştim biraz önce? Dilek Başkanım. Evet Nusret Bey, tam da onu demedim ama insanlar bazı şeyleri de kolay unutabiliyorlar. Bu yaşanan acılar karşısında veya mutluluklarımız, üzüntülerimiz bunların hepsi bize bir ders olmalı. Ve bundan da ders çıkararak hayatımızı kurgulamalıyız. Evdeki rollerimiz de herkes kendi rollerini, iş hayatındaki kendi rollerini iyi yaparsa hayatta mutsuzluk yok aslında. Sosyal medya bizi biraz belki bozuyor, özellikle çocuklarımızı bozuyor. Hani özenti oluyor ama
gerçeklerle karşı karşıya yaşadığımızda toplumda bu rollerde ona göre şekilleniyor. Herkes kendi görevini bilirse başarısızlık diye bir şey olmuyor aslında. Başarı, herkesin başarısı da farklı farklı. Birisi evdeki başarısı vardır, birisinin iş hayatında başarısı vardır ama başarılıdır. Kendini motive de edebilmeli böyle. Yani iş kadını olarak veya ev kadını olarak, kadın olarak bir rolümüz var, bir adımız var bizim. Bunu geçmişte de söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Biz kendi karakterimizi, kendi gücümüzü de kendimiz belirleriz. Yani herkesin başarılı olacak diye de bir şey yok ama kendimizce bir rol aldıktan sonra bunun ötesini getirebiliriz. Ben diğer arkadaşlara da tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Hepsinin güzel de fikirleri var. Aynı paydada birleşiyoruz aslında. Belki birimiz kulağımızı böyle tutuyoruz, birimiz böyle tutuyoruz ama herkesin ana fikri aynı. Bu deprem süresince bazı derslerimiz de olmalıydı bizim. Gerçekten bazıları resim çektiği ortada yoktu. Biz bunları da gördük. Bazısı bizzat oradaydı. Mesela benim eşim bir aydır şu anda Hatay'da. O acıları o yaşadı. Biz de onunla bile beraber yaşadık. O görselde yaşadı. Biz televizyondan izleyerek yaşadık. Ama zor bir durum. Bir kalkıyorsunuz ki aileniz yok. Maddiyatı geçin. Evet. Maddiyat bir şekilde gelir ama çocuğun yok, eşin yok, anan yok, baban yok. Bir yeniden hayat kurmak çok zor belli bir düzeyden sonra. Ama yine Allah güç kuvvet versin, Allah sabrını da versin. Zor, kolay değil bu işler. Biz hepimiz bundan dediğim gibi ders çıkararak hayatımızı kurmalıyız. Bugün ben serbest meslek yapıyorum. İş kadınları, iş insanlarıyla beraber hani bir şeyler yapıyoruz. Yeri geliyor onlara ticari boyutta fikir veriyorum. Fikirleri durumları olduğu gibi zor anları da oluyor. Burada bir şey olduğunda hemen duyuluyor. Bir yanlış da yapabilirsiniz neticede. Bu yanlış size bazen o kadar çabuk duyuluyor ki inanılmaz yani ama ben Artvin'de yaşamayı seviyorum. Gerçekten Artvinli olmaktan da her zaman gurur duydum. Dışarı çıktığım anda bile memleketimi özlüyorum. Çünkü burada doğdum, burada yaşıyorum. Burada hayatımı ikame ettirdim. Çocuklarımı burada büyüttüm. Burada bir hayat var. Yani yeri geldi işte siyasetle uğraştım. Siz de bilirsiniz. Bir il başkanlığı görevim oldu AK Parti'de. Daha sonrasında milletvekili aday adaylığım oldu. Belediye başkanı aday adaylığım oldu. Bir teşebbüste bulundum ama bazı şeyler de nasipte gizlidir. O nasip bana açılmadı. Belki hayırlı değildir. Ama siyaseti neden seçtiğime gelince hani iş kadınlığımdan dolayı yola çıkıyorum. Siyaset bir hizmet yeri. Bu hizmeti aslında kadınlar siyasette çok güzel de yapıyorlar. Ben de bu kulvarda yer alıp elimden geldiğince katkı sunmak istedim. Çünkü bu memleket, ülke güzel. Bu ülkemize de sahip çıkmalıyız. Biz bunu nerede bir daha yaşadık? En son işte depremimizde birliğimizi burada da gördük. Ülkemiz güzel bir ülke. İnsanlarımız güzel bir ülke ama biz kendi kendimizi de çirkinleştiriyoruz yeri geliyor. Buna müsaade etmeyelim. Biz insanoğlu güzeliz. Ne kadar güzel düşünürsek bunu hayata da öyle uygularız. Yani siyaset işte böyle o yüzden gelmek istedim ama olmadı. Sonra dernekçilik de yaptım. Dernekçilik yapmak da güzel bir şey. İş kadınları dernek başkanı oldum. Üyeliğini devam ettirdik. Arhavi kökenli hani merkez görünse de Arhavi kökenli bir dernekti. Güzel şeyler de yaptık. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri Ankara ve İstanbul pazarlarında pazarlamaya çalıştık. Onlara bir gelir getirmeye çalıştık. Daha sonra başka arkadaşlara devrederek herkes de bu pastadan bir pay alsın istedik. O yüzden başka arkadaşlarımıza devrettik. Şu anda işte en son görevim olan mali müşavirlik görevini 30 yıldır yapmaktayım. Zevkle de yapıyorum. Sevdiğim bir iş. Zor belki. Bazen mükellefimizin canını acıtıyoruz parasını alarak. Ama bu para nereye gidiyor? Devletimize gidiyor. Her türlü imkanlar sunulsun diye vergi olarak kazandırıyoruz. Memnunum. Güzel bir ülkede olduğumu işte yine anlıyorum ki güzel bir ülkedeyiz ve ne kadar bazen üzüntülerimiz olsa da sevmek lazım, barışık olmak lazım.
kendimizle ve bulunduğumuz ortamla. Ne diyeyim daha müsait. Diyorsunuz. Siz bu güçlüklerin içinde mücadele vererek mücadele eden birisisiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya öncelikle kadın olmak çok farklı bir şey. Yani kadının doğasında güçlü, kuvvetli olmak, iradeli olmak, tuttuğunu koparmak, bunları bizzat yaşamış olmak. Ben mesela çok detaya girmeden kadın sığınma evinde çalıştım 6 yıl boyunca. Onlara konuşurken nereden geldiğimi, ne yaptığımı, nasıl mücadeleler verdiğimi, onlara hitap şeklimi bildiğim için onlara ikna kabiliyetim çok daha yüksek oluyordu. Bu bana gurur veriyordu. Onun haricinde ben geçmişle gelecekte endişesini hiçbir zaman bunlara kapılmadım. Bunların endişesini hiç yaşamadım. Hani ona yaşasaydım eğer şu andaki sahip olduklarıma odaklanamazdım. Hep yani bir yol çizdim kendime her defasında. Engebeler çıktı, zorluklarla karşı karşıya kaldık. İllaki sıkıntılar yaşadık. Ama hiçbir şekilde geri adım atmadım. Sadece durdum, dinlendim. Evet hazırsın dedim. Tekrardan o yoluma devam ettim. Şükürler olsun hani. Ailemin de bu konuda maddi manevi desteklerini çok gördüm o konuda. Allah binlerce kez razı olsun. Bursa'dayım. Bursa'yı hakikaten seviyorum. Hani Bursa'da olmaktan hani bir artından sonraki ikinci ilim diyebilirim yaşadığım şehir, doğduğum yani doğduğum değil doyduğum şehir. Kadınlarımız hakikaten güçlü olmalı. Biz yerimizi yurdumuzu bilen insanlarız. Biz ne yaptığımızı ne istediğimizi bilen insanlarız. Yeni neslin de birazcık bunlara aşılanması lazım. Yeni nesil hakikaten çok bu yardım dönemlerinde, bu timde görev yaptığımda yeni nesil üniversite öğrencilerini çok gördüm. Orada çok gurur duydum bunlarla. Keşke bu her zaman daim olsa. Türk halkını insanlarımızı vicdanıyla denemesinler, merhametiyle sınamasınlar. Hiçbir zaman kazanamazlar. Bunu bir kez daha orada şahit olduk. Yani kadın olmak Nusret Bey hiçbir şekilde erkekle yok ben yapamam ben edemem bu konuda. Ben kıyaslanamam demeyeceksin. Alacaksın tuttuğunu koparacaksın. Hani derler ya kanını asılacaksın diye. O şekilde ben bilmiyorum. Şükürler olsun. Gözümün kestirdiği her şeyi alabildim. Amacıma ulaşabildim. Şu andan sonra Allah'ımdan sağlık, sıhhat diliyorum. Başka hiçbir şey dilemiyorum. Fazlasında zaten gözüm yok. O kadar yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Filiz en az konuşan Filiz Hanım oldu ama en çok konuşan siz Evet. olabilirsiniz. Şimdi Filiz Hanım Süremiz bitti mi? şimdi Süremiz bitmediyse ben de bir şeyler yok söyleyebilir miyim? kapatmıyoruz. Zaten seninle konuşmaya devam edeceğiz. Sen bir şeyler konuş ve peşine de şu tulumu yavaştan şişir. Tamam. Ben de şöyle söylüyorum. Başarılı kadınlar diyoruz ya. Konu o galiba. Konuyu ancak Zoom'dan geri çıkardım. Şimdi başarı bence çok göreceli bir şeydir. Bence kadın mutlaka çalışma hayatının içinde olsun. Neden? Şimdi herkes ekonomik özgürlüğü yok. Eşinden ayrılmak istiyor. Mecbur. Belki şiddet görüyor. Mecbur. Sırf onun için değil. İşin maneviyatı da var. Çalışma hayatında olması gerektiğini, üretimin içinde olması gerektiğini canı gönülden inanıyorum. 74 yaşında bir yakın teyzem var. Şu boncukları işliyor. Kanser hastası ve kemoterapi almasına rağmen Filiz bana Eminönü'nden boncuk getir. Üretmenin verdiği maneviyat o kadar güzel bir şey ki. Ve başarı nedir? Çok ünlü olmak mıdır? Çok para kazanmak mıdır? Hayır, değildir. Bir köylü kadın tarlasını ekiyor, o yıl hasat alıyor, çok alıyor ve mutlu oluyor. Kişide oluşturduğu maneviyattır diyorum ben. Ne bileyim, bir ev kadını o gün misafirlerini çok iyi ağırlıyor. Onun bir şeylerin üstesinden gelebilmek bence başarıdır. Onun için hani çok ünlü olmak, bilmem ne olmak falan bu başarı tanımını, bendeki başarı tanımı bu değil yani. Kişiye bir şeyin üstesinden gelip onun kişide yarattığı maneviyattır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdilik Güzel tulum. şu güzel bir tulumu bir Tamam. hatta şunu söyleyeyim. Benim bir isteğim olsun istersen. Hatta onun türküsünü de istiyorum. Hebek türküsü diye bir tulumda söylüyorsun. Onu bir dinleyelim mi? Bu benim tonum değil. Sol bu. Erkek sesi. Ben bu tondan söyleyemem. Onu size bir dahaki sefere söyleyeyim. Olur mu? Tamam. Tamam. İnşallah sesi güzeldir. Deneyeceğiz bakalım. Derler derler.
Evet. Güzel. Hanım. Canım, ağzına sağlık. Çok Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim arkadaşlar. Komşulardan uyarı geldi. Evet. Gitmek zorunda kaldım. Yani Teşekkür ederim. Çok sağ aşağıdan. olun. Ya şöyle söyleyeyim. İstanbul'da yerel kültürü temsil etmek, bu müzikten zor, siz de az önce tanık oldunuz. Yani biz metropol tulumcuları diyelim, hani İstanbullu tulumcular. Havalı gibi duruyor ama çok zor. Çünkü kültürüne aşıksın, yöreni seviyorsun ama burada yaşadığın için bir sürü zorluk oluyor. Şimdi köyde şimdi evde çalsam bütün millet toplanacak, horon edecek ama burada apartmanda uyarı yiyoruz. Yani olsun, Evet. ona rağmen işimizi seviyoruz. Ve Neyse, bugün insanları bekleriz o seviyoruz. zaman. Burada çalarsınız. Vallahi seve seve inşallah. Arkadaşlar, 10 dakikamız kaldı, bizi uyarıyor. Şöyle Evet. söyleyeyim Filiz Hanım, şöyle söyleyeyim. Bir de böyle tulumsuz, bilmiyorum türkü olur mu, ama o sesinden, o güzel sesinden de bir küçük türkü alabilir miyiz? Olur. Şimdi bunları da açıklayayım. Arada bir teknik detaylar vereyim. Şimdi tulumun sesi erkek sesiydi. Sol karardık. Şimdi tulumun üstüne nefes nefese şarkı söylemek çok zor oluyor. Onun için ben hep konserlerde ilk türkü söylemeyi tercih ederim. Sonra tuluma geçerim. Çünkü tulumda sağlam bir diyafram ve sağlam bir nefes yediğimiz için biraz nefes nefese kalıyoruz ama ne söyleyelim o zaman, kısa bir şöyle senin istediğin şeyi biraz mırıldanayım. Rahatsızlık da vermeyeyim.
Zegerega su gerek, zegerega su gerek. Kaba taslak olana balam ince belli kız gerek. Biçtirdim tahtaları, donattım odaları. Dediler yar geliyor balam çift yaktım lambaları. Bu kadar olsun şimdilik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz Nusret Biz Bey. Artvin'e, de Yusufeli'ne biz... sonsuz selamlar. Ben şöyle söyleyeyim. Bu program belki yaz mevsimi itibarıyla güzel oldu. Niye diyeceksin? En azından Filiz İlkay Baltay'ı milletin beynine sokmuş olacağız. Önümüzdeki güzel festivallarda sizleri tekrar bu festivallere davet edecekler, çağıracaklar. İnşallah. Ama şöyle söyleyeyim Bu Filiz Hanım. özet geçeyim. Çok vakit de almak istemiyorum. Ama 14 yıldır müzisyenim. Normalde ben de belki bir mali müşavir ya da bir müfettiş olabilirdim. Çünkü iktisatçıyım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Okudum okudum tulumcu oldum. Bu da bir cesaret ister. Yüksek lisansım da Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat. Düşünün bütün hepsini bir kenara koyup bu işe kendimi adadım. Yani enteresan, bilmiyorum zararlı mı çıkacağım, karlı mı ama çok seviyorum işimi. Filiz Yani okudum okudum kurumcu oldum. Ve Hanım, mutluyum. Filiz Hanım, Olsun. sevdiğiniz işi yapmak. Filiz Hanım, Sevdiğiniz şöyle işi söyleyeyim. Filiz Hanım, yapmak. Buyurun. Nusret Bey. şimdi şöyle söyleyeyim. Seni bu Zoom programlarına mutlak davet edeceğim. Önümüzdeki hafta İnşallah. sana diyorum siyasetçiler olacak ama bir bayan olarak sizi tekrar alacağım şeye, Zoom programına. Tamam. Fikirlerimi de söylemek istiyorum açık yüreklilikle. O zaman o siyasilerin olduğu zaman söyle. Girmem çok. Tamam, Biz girme. siyaset üstü düşünüyoruz. Tamam, Partiler üstünde düşüncelerimiz. doğru bir şey söylüyorsun. Ben şu anda Artvin milletvekili adaylarını alacağım. Ama onların yanında mutlak seni de alacağım. Ve sonunda böyle güzel türkünle ve türkü Becerebilir. durumunda yolcu yapacağım onları göndereceğim. Olur. Tamam. Güzel bir program oldu. Onur duyarım. Bu arada Tamam. ben size Zeynep Hanım'a, Dilek Başkanım'a, Nurdan Özer Hanımefendi'ye özellikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biraz bizde hata oldu. Programı saati doğru şey yapamadık sana diyorum. Arkadaşlara belirleyemedik. Birçokları da şu andan beri bir saatten beri Dilek Başkanım bağlanamıyor, onunla uğraşıyor. Ben buradan görüyorum. Yani bağlanamıyor. Yani bu şimdi bir noksanlık oluyor. Yine de son olarak şöyle bir şey yapalım. Nurden Hanım, böyle bir iki kelime sizden, bir iki kelime Zeynep Hanım'dan, Dilek Başkanım'dan deyip ve kapatalım programı. Buyurun. Bu akşamki bu özel programı bizim için ayarladığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Çok değişik yerlerden kendi insanlarımızı tanıma şansımız oldu. Umarım bu tarz dostluklar burada başlayıp ilerleyen zamanlarda da pekişir diye düşünüyorum. Bize böyle güzel bir ortam ayarladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Buyurun Dilek Hanım. Nusret Bey, gerçekten bu güzel ve özel programa da bizi birleştirdiniz. Güzel yeni arkadaşlarla tanıştık. İnşallah devamı da gelir. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel ve anlamlı bir program oldu. Emeğinize sağlık. Bütün arkadaşlara da teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım buyurun. Ben de başta size Nusret Bey, daha sonra Dilek Hanım'a, Dürdane Hanım'a, Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle yolunuz düşerse Bursa'ya bekliyorum. Her zaman 7/24 saat telefonum açık, Nusret Bey'den ulaşabilirsiniz. Burada biz hep beraber varız, birlik beraberlikte varız. Her zaman kapım açık. 7/24 saat dediğim gibi hiçbir zaman çekinmeyin. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyorum ayrıca tanıştığıma, memnun oldum sizlerle. Güzel bir program oldu. Çok sağ olun. Evet, Filiz Hanım, bir iki kelime de sen söyle, kapatıyorum programı. Öncelikle Artvinli hanımlarla birlikte bu programı yapmak acayip keyif verdi. Birlikte böyle bir dostluk ortamı, arkadaşlık ortamı oluştu. Size çok teşekkür ederiz bizi bir araya getirdiğiniz için. Bütün Artvin'e, Karadeniz'e selam olsun ve de sizi izleyenlere. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, gerçekten şunu söyleyeyim. Bizim programlarımızı takip edenler bile bunu programın başında da söylemiştim. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.
güçlü iş adamları, işini tanıtmak isteyenler, siyasiler, bürokratlar, yayla ve köy etkinlikleri, festivaller, kara kucak güreşleri, boğa güreşleri, festivalleri. Bunları biz kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz diyen herkese Nusret Durur'la Bölgenin Sesi programı olarak açığız. Ve 24 saat benim cep telefonum 0536 350 46 24. Bunu canlı yayınlarda zaten veriyorum. Birçoklarda bu telefonum zaten var. Geçen bir programda 3750 kişi sadece benim telefonuma mesaj yazmış. İzleyicilere sizin huzurunuzda söylemek istiyorum. Yani adamlar bırak televizyonu mesajını benim cep telefonuma mesaj göndermiş. Sadece 3700 kişi. Çok ciddi bir rakam. Bu arada sizlere gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra belki zaman zaman sizleri de programımıza davet edeceğiz diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın diyorum ve Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrardan. Kapatalım mı? Ben kapatıyorum. Herkes Kapatıyoruz Nusret Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Nusret Bey. Buralar zaten yayınlanmayacak. Hadi hoşça kalın. yayınlanmayacak.